Değerli Mesam üyeleri, söz yazarları, bestekarlar, aranjörler, hayatını yaptığı, ürettiği eserlerden kazanan birbirinden kıymetli arkadaşlar. Sadece Mesam üyeleri değil, hangi meslek birliğine üye olursa olsun, hayatını telifle kazanan bütün güzel insanlara seslenmek istiyorum. Bugün önemli bilgiler paylaşacağım. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen telif yasasıyla ilgili, yani fikir ve sanat eserlerini koruma yasasıyla ilgili önemli bilgiler paylaşacağım. Ama ne olur sizler için hazırladığım bu videoları baştan sona izleyin. İş yaparken bu izlemenize, dinlemenize engel değil. Çünkü meslek birliklerini yönetenler üyelerin bilgili olmasını istemez. Bilgili üye sorar, sorgular, araştırır, değil mi? Doğruyu araştırır, bulur mutlaka. Ama ilgisiz üyeye ne söyleseniz, İlgisiz ve bilgisiz üyeye ne söyleseniz o kulaktan duyduğu şeylere inanır. Değerli dostlar, bugün telifle ilgili Türkiye'de bir dönüm noktasının başladığı gün aslında. Telif ne demek? Öncelikle onu söyleyeyim. Telif dilimize Arapçadan girmiş bir sözcük. Bir kompozisyon demek, birleştirmek demek, yazmak demek. Yani aslında bugün telifin gerçek sahipleri de yazanlar. Yazmak derken şiir yazmaktan, şarkı sözü yazmaktan bahsetmiyorum. Beste yazmaktan, aranjörlerden bahsediyorum. Onların hepsi bu telifin bir parçasıdır. Peki Türkiye'de telif yeteri kadar içselleştirildi mi? Toplum bunu biliyor mu? Maalesef bilmiyor. Peki meslek birliği yöneticileri telifin ne olduğunu biliyorlar mı? Bir elin parmaklarını bulmayacak kadar az sayıda insan tanıdım bu konuda. Biri rahmetli Atilla Özdemiroğlu. Çok iyi bir beyindi. Sadece Türkiye'deki gelişmeleri değil, dünyadaki gelişmeleri de çok güzel bir şekilde okuyan, inceleyen, irdeleyen ve Türkiye'de olması gerektiğini savunan isimlerden biriydi. Bir diğeri Dursun Karaca. Hasta yatağında biliyorum, kendisine acil şifalar diliyorum. Bir diğeri de Sayın Orhan Gencebay. Eserleri en çok iş yapan isimlerden birisi. Bu üç ismin dışında ben özellikle müzik camiası açısından söylüyorum. Bilhassa kendi meslek birliğim açısından söylüyorum. Dördüncü bir kişi görmedim, tanımadım telif konusunda. Yani hem eser sahibi olup hem de telifi bilmesi açısından söylüyorum. Değerli dostlar, Türkiye'de 1951 yılında bugün, yani 27 Kasım 1951 yılında fikir ve sanat eserleri kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Peki bu ne anlama geliyor? Batılı ülkelerin yaptığı gibi telifin sadece ulusal ölçekte değil, uluslar ötesinde de korunmasıyla ilgili 1866 yılında İsviçre'nin Bern şehrinde toplanan dünya ülkelerinin altına imza attığı bir sözleşme. Tabii Türkiye 1866 yılında bu sözleşmeyi imzalamadı. 1952 yılında imzaladı. İmzaladı imzalamasına ama sonraki yıllarda da gereği yerine getirilmedi. 1987 yılında kurulan MESAM aslında bu açığı kapattı. Ama MESAM kurulduğunda bir nevi Türk Sanat Musikisi Derneği gibi de hizmet vermeye başladı. Ama 90'lı yıllardan itibaren de telif topladı. Çünkü 1995 yılında özellikle Türkiye'nin altına imza attığı bir diğer uluslararası sözleşme var. O ne? O da Roma Sözleşmesi. Telifin korunması. Şimdi az önce İsviçre'nin Bern şehrindeki uluslararası sözleşmeden söz ettim. 168 ülke bu sözleşmeye imza attı. Dünya Telif Örgütü olan WIPO tarafından bunun mali idari yürütmesi yapılmaktadır ve aynı zamanda Türkiye'nin altına imza attığı Roma Sözleşmesi'ne 92 ülke daha imza attı. Bunu da yine WIPO ile beraber UNESCO ve ILO tarafından takip edilmekte, bir nevi yürütme kurulu gibi görev yapmaktadırlar. Şimdi Türkiye'de geldiğimiz nokta şu değerli dostlar. Toplamda 6 meslek birliği var. Müzik meslek birliği. Beni ilgilendiren müzik olduğu için laf kalabalığı da yapmak istemiyorum açıkçası. 6 meslek birliği var. 3'ü
yapımcıların meslek birliğini MÜYAP, Müzik 1, MÜYA 1. Biri yorumcuların meslek birliği olan MÜYOR 1 ve Türkiye'nin ilk en büyük meslek birliği olan bir de MESAM var. Türkiye Müzik Eserleri Sahipleri Meslek Birliği. Bir de MESAM'dan ayrılanların kurduğu MSG var. Ama MESAM, müzik meslek birliklerinin en büyük, en güçlü, sayı olarak da en fazla olan meslek birliğidir. O nedenle kamuoyunda MSG'nin adı pek geçmez. Herkes telif denince, müzik meslek birliği denince akla MESAM'ın gelmesi ve herkesin MESAM'ı tanıması, bilmesi kadar doğal bir şey yok. Ama bugün size başka şeylerden bahsetmek istiyorum. Örneğin 26 Ekim 1961 yılında Roma'da imzalanmış ve 18 Mayıs 1964 yılında yürürlüğe girmiş olan Wipo Sözleşmesi'nde de, Bern Sözleşmesi'nde, affedersiniz Roma Sözleşmesi'nde de, Bern Sözleşmesi'nde de ve bunları takip eden Wipo'da imzacı bütün ülkelere telifin korunacağına dair bir akit yapmışlardır, bir sözleşme yapmışlardır. Ama üzülerek söylüyorum, bizim ülkemiz bu sözleşmenin gereğini bugüne kadar gerektiği gibi yerine getirmemiştir. Biz bundan sonra gerektiği gibi yerine getirilmesi için takipte olacağız, mücadele edeceğiz. Şimdi gelinen nokta itibariyle mesela Türkiye 168 ülkeden birisi olarak Bern Sözleşmesi'ne imza atmış, 92 ülkeden birisi olarak da Roma Sözleşmesi'ne imza atmış bir ülke olarak ne kadar telif topluyor? 6 meslek birliğinin toplamını söylüyorum. Diğer 2 meslek birliği MÜYAP üzerinden aldıkları için çoğunlukla 4 meslek birliği anılıyor. Peki bu 4 meslek birliği toplamda ne kadar telif topluyor yıllık olarak Türkiye'de? Çok şaşıracaksınız ama 120-130 milyon TL. 120-130 milyon Türk lirasından bahsediyoruz. Bu on binlerce insanın mensubu olduğu bir camiaya, meslek birliklerine, bir sektöre yeter mi dersiniz? Tabii ki yetmiyor. Bakın 10 sene önce 5000 lira telif alan şu anda 500 lira alıyor, 300 lira alıyor. Daha da düşecek bu gidişte. Peki neden böyle? Bakın şimdi başka şeyler söyleyeyim ben size. İstanbul'un neredeyse yarısı kadar nüfusu olan Yunanistan, yıllık yaklaşık olarak 200 milyon avro topluyor. Yani Türk parasıyla 2 milyar Türk lirası civarında bir para topluyor, eser sahiplerine dağıtıyor. Bundandır ki Yunanistan dünya çapında 100 sanatçı çıkarabilmiştir. 83 milyonluk Almanya'da ise neredeyse nüfusu başa baş. Toplanan telifi duyunca daha da şaşıracaksınız. Orada GEMA topluyor. GEMA'nın topladığı yıllık telif miktarı yaklaşık 1.4 milyar avro değerli arkadaşlar. Yani Türk parasıyla 13,5 milyar Türk parasından bahsediyoruz. Dolayısıyla o ülkelerin sanatçıları, bestekarları, söz yazarları, aranjörleri hiç sıkıntı çekmiyorlar. Şu an Türkiye'de yıllık 20 bin lira telif alan birisi Almanya'da yaşamış ve GEMA üyesi olmuş olsa bu rakam abartısız yaklaşık 300-400 bin liraya, asgari olarak 300-400 bin liraya kadar çıkabilecektir. Peki ne yapmak lazım? İşte burası çok önemli. Bir bakan söylüyordu ya, bakın burası çok önemli. Onun gibi düşünmeyin. Gerçekten önemli burası. Şimdi sizin mesela MESAM'da yıllardır seçtiğiniz, ayrıca 4 yıl boyunca mecliste de milletvekilliği yapmış ama 4 yıl boyunca bir kez olsun meclis kürsüsünden sanatın, sanatçının sorunlarını dile getirmemiş. 4 yıl boyunca milletvekili sıfatıyla sanatla ilgili, sanatçıyla ilgili tek bir önerge vermemiş, verememiş. Çünkü bu bir bilgi birikim işi. Sayın Arif Sağ mı yapacak bunu? Hiç zannetmiyorum. Sayın Arif Sağ 15-20 yıldır MESAM'da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Yaklaşık 9-10 yıldır da başkanlık yapıyor MESAM'da. Telifle ilgili tek başına çıksın bir televizyon kanalında bütün uluslararası sözleşmelerden doğan haklarımızı, telifin bir hak ve hürriyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, Türkiye'nin ne kadar telif toplaması ile ilgili ama tek başına çıksın, anlatsın,
Ben kendisinden özür dileyeceğim. Bakın Sayın Arif Sağ'a karşı değilim. Bütün bunları söylemem de Sayın Arif Sağ'ın büyük sanatçı oluşuna da gölge düşürmez ayrıca. Her sanatçı her şeyi bilmek zorunda değil. Veya 15-20 yıldır MESAM Yönetim Kurulu üyesi olan, hali hazırda 5-6 yıldır da başkan yardımcısı olan, bir nevi başkan olan ama telifin T'sini bilmeyen, telife dair 5 sözcüğü peş peşe kuramayacak olan Sayın Cahit Berkay mı yapacak? Ağzı laf yapsa da altı bomboş olan Sayın Ali Rıza Binboğa mı yapacak? Hayır, hiçbirisi değil. İşte burada sizin tercihlerinizin yanlışlığı ortaya çıkıyor. Bir telif birliğinde bile siyasi sahiplerle hareket eden, bir telif birliğinde bile inanç suistimali yaparak oy devşirmeye çalışan ama 10 yıl boyunca kendisi 1.2, 1.3 milyon lira hakkı huzur ve harcı rahı cebine koyarken İstanbul'da hatırı sayılır 2-3 daire parasıdır. Eser sahiplerinin açlığa mahkum olması, kirasını ödeyememesi, doğalgaz, elektrik, su faturalarını ödeyememesi, altında arabasının olmaması tamamen bu yüzdendir. Hükümetleri eleştirebiliriz. Ben de en çok eleştirenlerdenim. Türkiye'nin öteden beri yeterli bir kültür sanat politikasının olmadığını düşünüyorum. Kültür ve sanatın birinci öncelik olmasa bile ilk 10 öncelik arasına girmediğini görüyorum. Kültür Bakanlığı denilen bakanlığın bütçesinin mevcut bakanlıklar içerisinde en az bütçeye sahip olduğunu ve bunun böyle olmaması gerektiğini söyleyenlerdenim. Peki ama devleti eleştirmekle, hükümetleri eleştirmekle bu sorun çözülür mü? Tabii ki çözülmez. Ne yapacaksınız? İşte burada devletin karşısına son derece liyakatlı, ehliyetli, bilgili, birikimli, donanımlı, güvenilirliği olan, saygınlığı olan insanları çıkaracaksınız. Onlar anlatacaklar. Onlar uluslararası sözleşmelerden doğan haklarımızı, telifin bir hak ve hürriyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye'de müziğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, bunun bir kültürel erozyon olduğunu anlatacaklar. O yüzden seçimlerinizi mutlaka ama mutlaka doğru yapmalısınız. Bakın Türkçe müzik ölüyor. Gerçekten ölüyor. Samimi söylüyorum, ölüyor. Bakın şu anda hangi kafeye giderseniz gidin, hangi bara giderseniz gidin, belli başlı barlar haricinde hepsi yabancı müzik çalıyor. Bekleme salonundasınız, yabancı müzik çalıyor. Kendinize bir kot pantolon, bir kazak alacaksınız, bir giyim mağazasına giriyorsunuz. Giyim mağazasının markası yerli ama orada da yabancı müzik çalıyor. Türkiye'de sayısı yaklaşık 15 bin olan otellerin tümünde, Antalya Kemer'deki, Bodrum'daki, Marmaris'teki, Edirne'deki, Kars'taki, Bayburt'taki, Trabzon'daki, Rize'deki otellerde dahi hepsinde ama hepsinde yabancı müzik çalıyor. Değerli arkadaşlar, bu kabul edilemez. Bizim müziğimiz yok oluyor neredeyse. Yerli müzik repertuarı şu anda yabancı müzik repertuarının altında. Tabii ki Türkiye'de MESAM yabancı haklarını da takip edecektir. Tümüyle yabancı müzikler yasaklansın, yerli müzikler gelsin demiyorum elbette. Ama bunun orantılı bir şekilde gitmesi lazım arkadaşlar. Bakın radyo televizyon üst kurulunun kanununda var. 24 saatlik zaman diliminde bütün radyo ve televizyonlar yayınlarının %25'ini Türkçe müziğe ayırmak zorundalar. Peki buna kimler uyuyor? Pek çoğu buna uymak için güya gece saat 3 ile 5 arası yerli müzik koyuyordu. Türküler koyuyorlardı, Türk sanat müziği koyuyorlardı. Onu kastetmiyorum. Ama Türkiye'de yayın yapan bütün radyo ve televizyon kanallarının RTÜK'ün kanununa uymaları gerektiği konusunda biz, olur da bize yetki verirseniz, gerçekten bunu yapacağız. Gelelim telif ödemelerine. Hala Türkiye'de yasal boşluklardan kaynaklanan telifle ilgili pek çok kaçak ve göçek var. Telif ödemek insanlara zul gibi geliyor. Şimdi telif ödemek zul geliyor ama telifi toplamadığınız zaman da o sanatçı yeni üretimlerde bulunamaz. Peki ne yapmak lazım bu konuda? Bakın çok açık ve net söylüyorum. Bize yetki verirseniz, bana ve arkadaşlarıma, bizim ağırlıklı olarak yönettiğimiz bir MESAM'da diğer meslek birliğimiz, kardeş kuruluşumuz olan MSG ile de omuz omuza vererek, bir dakika kardeşim,
Telif ödeme konusunda bana zorluk mu çıkarıyorsun? Müziğimi yasaklıyorum. Hadi git ne halin varsa gör. Görelim bakalım ne yapacaklar. Bakın, sinemada müzik var. Hayatın her alanında müzik var. Takside müzik var. Minibüste müzik var. Şehirler arası otobüste müzik var. Uçakta müzik var. Evde müzik var. İş yerinde müzik var. Hadi çalmasınlar da görelim. Sizler eserlerinizin gücüne inanın. Kendi yarattığınız eserlerin gücüne inandığınız, güvendiğiniz kadar kendinize de güvenin. Ciddi söylüyorum, gerekirse müziği yasaklarız. Müziği yasaklamak hayatı durdurmak gibidir. Şimdi bakın, müzik sinemasız olur. Tek başına müziği dinlersiniz. Ama sinema müziksiz olur mu acaba? Siz hiçbir sinema filmi gördünüz mü içinde müzik olmasın? Son derece yavan kalacak bir şey değil mi? Ama ne hazindir ki mesela bir popüler oyuncuya milyon dolarlar verilirken o dizi ve film müziklerini yapanlara 3-5 kuruş ödeniyor. Değerli arkadaşlar, bunlar kabul edilecek şeyler değil. Bütün mesele şu. Hükümeti eleştirelim, devleti eleştirelim, kültür politikalarının yetersizliğini anlatalım, dile getirelim. Getiriyoruz da, sayın bakanlarla buluştuğumuzda da emin olun anlatıyorum. Bir saatlik görüşmede şahsım için tek bir şey istemezken bütün bunları aynen size anlattığım gibi anlatıyorum. Bir ülkenin sanatçısının zor durumda olması o sanatçının ayıbı değildir. Bir devletin ayıbıdır. Ama devletin nasıl ayıbıdır? Eğer meslek birliği yöneticileri gidip halini devlete arz etmediyse devlet ne yapsın? Meşhur bir söz vardır, ağlamayan çocuğa meme vermezler diye. Şimdi siz girip derdinizi anlatacaksınız. Yoksa kimsenin tepeden inme, altın tepsinin içinde "aa buyurun ya, bu da sizin telifiniz" demesini beklemeyin, böyle bir şey yok. Evet, Türkiye 1951 yılında, yani bugün 27 Kasım'da, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun altına imza attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul etti. Bu bizim en büyük güvencemiz. Bunun üzerinden gideceğiz. Şimdi sıra o yasanın altını doldurmakta. Ne kadar boşluk varsa gerekçeleriyle birlikte satır satır, hiçbir kaçak ve göçek olmayacak şekilde, telif toplamanın zorunlu hale geleceği şekilde bir yasal düzenleme geçtiğimiz yıllarda yapmıştık ama yayınlanmadı. Bazı eksikleri vardı, müdahil olanlar vardı. Şimdi tamamen arzu ettiğimiz gibi o yasayı çıkartacağız. Bu konuları sizlerle paylaşmak istedim. Ama ne olur kulağınız bizde olsun. Hatta kanalımıza abone olun, bildirimleri de açın. Ben bu tarz paylaşımlar yaptığımda haberiniz olsun. Lütfen bilgilenin. Sorularınız olursa da bu videonun altına yorum bölümüne yazın, onları cevaplayacağım. Hepinize selam, saygı ve sevgilerimi gönderiyorum.